Abi şu anda seni Şu anda 5000 tam. abone yapıyoruz. 5000 üye soru cevaba hoş geldiniz. Şimdi bunu görüyorsunuz ya. Kaydı başlatmamışım. Dolayısıyla ses oradan gelecek. Siz sordunuz, ben cevapladım falan dermişim. Evet, birkaç ay önce 5000. üyeye ulaştığımız zaman sormak isteyen sorular varsa sorun demiştik. Siz soruları paylaştınız. Bugün bir onlara bakalım, hep birlikte cevaplayalım. İlk olarak YouTube üzerinden gelecek çoğu soru. Southpaw Solak sormuş. Film çekmek istiyorum. Kendi halinde amatör ruhlu işler. Başlangıç için hangi ekipmanları kullanmalıyım? Elinde olan ekipmanları kullanmalısın. Ve mikrofonu kameraya taktığımız zaman sesi nasıl alıyoruz? Onu anlamadım bir türlü. Ayrı bir elgit cihaza kaydedip kurgudan birleştiriyoruz. Yoksa mikrofon taktığımda direkt olarak net bir ses mi alıyoruz? Bu da elimizdeki ekipmana bağlı. Bendeki gibi harici bir ses kaydediniz varsa ona bağlıyorsunuz. Kaydı başlatmamışım. Öyle bir şeyiniz yoksa direkt kameraya girdiyseniz direkt kamera zaten o sesi alıyor. Halen sorumuz devam ediyor arkadaşlar. Bu kadar uzun sormayalım. Son olarak da yönetmen dosyası tarzı uzun videolar yapmayı düşünür müsün? Düşünürüm tabii. Keşke vaktim olsa da yapsam. Çekim açıları, filmleri bilmem ne falan tarzı. Umarım düşünürsün. Kanal daha çok büyür. Sevgi ve saygılarımı. Ben de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Southpaw Solak. Çok soru var. O nedenle biraz hızlı ilerliyorum. Enes Doğan. Abi içeriklerini çok beğeniyorum. Daha çok içerik gelecek mi? Gelecek. Ne işle meşgulsün? Eğitmenim. Bu aralar daha çok satış yapıyorum. Abi Türk sineması neredeydi? Nereye geldi? Nereye gidiyor? Bana sorarsan çok bir yere gitmiyor. Gerisini bilmiyorum. Çünkü Türk sinema tarihine pek hakim değilim. Türk sineması sinemadaki zayıf noktalarından birisi. Türk yönetmenlerini nasıl buluyorsun? Abi eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Sonrasında nasıl olacak? Bu konuya daha hakim birine bu soruyu sormak daha doğru olacaktır. Aynı şekilde Türk oyuncuların durumu. Çok iyi Türk oyuncularımız var. Onu biliyorum en azından. Durumlarında çok bir kötülük yok. Sadece pek hak ettikleri şeyleri yaşadıklarını düşünmüyorum. En azından kaliteli oyuncuların. Bir de X diye bir soru gelmiş. Bir daha bir içerik atacaksan belli aralıklarla atarsan daha faydalı olur. Teşekkür ediyorum. Bilmiyordum. Merhaba. Hiç film setinde bulundunuz mu? Bulundum. 10 filmden oluşan bir favori film listesi tavsiye eder misiniz? Oo, bu Big Lebowski'yi izleyin arkadaşlar izlemediyseniz. Nevra ne var? Pardon adıymış o. Nevra ne var? Çift Anadal yaparak sinema televizyon okumak hakkında ne düşünüyorsun? Çok bir şey düşünmüyorum çünkü artık okuma yaşım geçti. Çift ana dal demişken hangi dallardan bahsettiğimizi de konuşmak lazım. Okunabilir sinema televizyon okumayı genel olarak Türkiye'de daha kolay staj bulursunuz, daha kolay sete girersiniz ama onun dışında çok faydası olacağını düşünmüyorum. Okulunuzun hocalarına bağlı olarak. Refik Atakan, film izlerken filmin teknik yönlerinin kafanızı çok meşgul ettiğini tahmin ediyorum. Bir dakika, güzel söylemiş, daha ciddi bakayım. Film izlerken filmin teknik yönlerinin kafanızı çok meşgul ettiğini tahmin ediyorum. Hal böyleyken sinema filmi izlemekten nasıl zevk alıyorsunuz veya sinema filmi izlemekten zevk alıyor musunuz? Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Arkadaşlar oturup aman tanrım buradaki her şeyi fark etmeliyim gözüyle film izlemiyorum. Çünkü burada dediğiniz gibi o zaman filmin tadını alamıyorsunuz. Filmi gayet normal seyirci olarak izliyorum. Ve genelde bir iki bir şey tabii ki istemsiz olarak gözünüze batıyor. Gözünüze batıyor derken olumlu anlamda da olumsuz anlamda da söylüyorum bunu. Eğer bu fark ettiğiniz şeyler olumlu şeylerse biraz daha dikkatli izlemeye başlıyorsunuz. Ama bütün bu gördükleriniz, izlediğiniz burada üzerine video yapılmış her bir film en az iki kez izleniyor. Ama iki kez izlemek de böyle bir analizi yapmak için yeterli değil. O nedenle benim videolarımda yüzeysel kalıyor genelde. Ama teknik kamera açıları vesaire fark etmek çok kolay aslında. Bir yerden sonra eliniz alışık olduktan sonra refleks gibi bir şey. Dolayısıyla zaten fark ediyorsunuz. Filmden çok koparan şeyler değil. Ama daha derin analizler için filmi en az 2 kere 3 kere izleyip daha sonra diğer insanların yorumlarını, başka video eserleri izlemek gerekiyor mutlaka. Ama dediğim gibi bunu asla ilk izlemede yapmıyorum. Filmlerin teknik detaylarını fark etmek isteyen, kendini bu alanda genişletmek isteyenler için filmi sesi kapatarak izleyebilirsiniz. O zaman tabii ki ses dışındaki diğer teknik yönlere direkt odaklanabiliyorsunuz. Doğan Vardar, mutlaka takip edilmesi gereken dediğin yerli ve yabancı yönetmenler var mı? Takip ettiğim yerli bir yönetmen yok. Reha Erdem'in filmlerini bir dönem takip ediyordum, seviyordum bir kısmını, özellikle Kozmos vesaire. Yabancı yönetmen olarak kesinlikle Wes Anderson'ı takip etmeyen sinemayı bıraksın dermişim. Ben tarzını çok seviyorum sadece. İkinci olarak filmin adını söylüyorum. Siz yönetmeni oradan bulun. The Foot Fist Way. The Foot Fist Way. Tabii ki ben bu videoyu kurgularken adını buraya yazacağım ama adını nasıl unuttum az önce baktığım yönetmenin ben de bilmiyorum. Buraya yazacağım. İsmet İnalkaç. Abicim öncelikle videolarını çok seviyorum. Faydalı ve kısa zamanda büyük verim aldığımı düşünüyorum. Eğer düzenli video atarsan IFA kalitesinde içeriklerim var. İlker hocama yazık olur o kalitede olduğumu söylersek. Daha çok takipçi sayısına ulaşacağına eminim. Teşekkür ediyorum. Daha çok teknikle ilgili bir sorun bu.
tek kamerada diyaloglarda ses senkronizasyonu sağlanarak nasıl çekim yapılır, daha çok hangi teknik kullanılıyor, asistan tekniği kullanılıyor, asistanlarla siz çekimi bitirdikten sonra bunları senkronluyorlar, siz bir şey yapmıyorsunuz. Kısa filmle ilgili hangi başucu kitabı önerirsin? Kısa filmle ilgili herhangi bir başucu kitabı okumadığım için öneremeyeceğim. Burak Demirdaş, Fen Lisesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim fakat hedefim yönetmen olmak. Artistik yapacağım diye kamerayı salladım. Neden hepiniz yönetmen olmak istiyorsunuz? Ne gerek var? Türkiye hep yönetmenle dolsun o zaman. Zaten öyle. Herkes yönetmen. Diğer işleri kim yapacak? Ne zaman bizden yani tiryaki dışında çok büyük görüntü yönetmenleri, çok büyük kurgucular çıkacak? Yönetmen olmakta bir bok yok arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Sizce ilerisi için planım ne olmalı? Yönetmenlik dışında bir şey düşünmelisin. Yönetmenlik gelirse yaparsın. Bir sinema TV okuluna gitmek mi ki bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü sayısal yerlere gidebiliyoruz. Alanını değiştirebilirsin. Yoksa normal üniversiteye gidip alaylı bir yönetmen olmaya çabalamak mı? Bence yönetmen olmaya çabalamayı bırakmalısın. iPad'im takıldı. Düzeldi. Dilan, merhaba. İmoji koymuş. Meslek seçimimizdeki etkenler nelerdi? Şans. Çalışmayı hayal ettiğiniz birileri veya bir tür var mı? Birileri yok. Yani yerli yok. Yabancılarda hayal kurmaya gerek yok. Tür, bilim kurgu. Birinin hayatı boyunca sadece 3 film izleme ve 3 kitap okuma hakkı olsaydı ne tavsiye ederdiniz? Hiçbir şey izleyip okumamasını tavsiye ederdim. Çünkü başka bir şey okuyamayacak veya izleyemeyecek olmanın vicdan azabı o şeyleri okumaktan daha kötü olurdu diye düşünüyorum. Ama benden kitap önerisi isterseniz bu dönemlerde 3 cisim problemini kafaya takmış durumdayım. O seriyi okuyabilirsiniz. Film olarak geçiyorum bu soru. Tuzak soru, düşmeyeceğim buna. Ayrı bir video yaparız bununla ilgili. Aus. Sevmediğinizi söylediğinizde tepki aldığınız bir film var mı? Çok güncel bir film var arkadaşlar. Split. Hayatımda izlediğim en kötü filmdi. Ve hatta VLC'de hızlandırarak izleme özelliği varmış. Çok teşekkür ediyorum. Sayesinde öğrendim. İlk yarım saatinden sonra çöpe atabileceğiniz hayatımda gördüğüm en boş filmdi. Sadece Shyamalan hep sürpriz son yapıyor diye sonu hadi göreyim bir yerden okumayayım diye izledim. Yazıklar olsun, keşke çöpe atsaydım. Varsa filmin adı nedir ve neden sevmediniz ki şimdi? Ne güzel de film aslında. Hiçbir boka benzemiyor. Boşuna vaktinizi harcamayın. Unbreakable'ı tekrar izleyebilirsiniz onun yerine. Dolayısıyla Glass'ı da izlemeyeceğim. Bu arada YouTube'da not demiş. Bu arada YouTube'da zaman geçirmeyi severim. 200'e yakın kanal takip ediyorum. Aralarında bir bildirimin aktif olduğu tek kanal sizinki. Teşekkür ediyorum. Aus, keşke gerçek adın olsaydı. Sizler de bildirimi açabilirsiniz. Zaten yılda bir tane geliyor. Ne olacak? Bir zararı olmaz. Ahmet Engin Gökçe. 4 kısa film, 3 klip, birkaç tane de tanıtım filmi çektim ve hepsinde de tamamen kendim çalıştım. Helal olsun, yorucu olmuştur. Bir türlü bu amatörlükten çıkıp daha profesyonel, daha bilindik insanlarla veya daha kalabalık ekiplerle çalışamadım. Yalnız çalıştığın için olabilir. Benim sorum kırılma noktası. Amatörlükten çıkıp artık bu işten para kazanma seviyesine geçiş nasıl oluyor? Neler yapmak gerekiyor? Elle tutulur birkaç kısa film çekelim. Sonra. Vallahi tam burada işte benim diğer eski dostlara kesmek lazımdı. Firardır, Özgürdür vesairedir. Ama ben video çekecek vakit bulamadığım için onlarla röportaj yapacak vakit de bulamadım. Ama bir şekilde oluyor arkadaşlar. Ama yalnız çalışarak olmadığının garantisini verebilirim. Erol Can Ulutaş. Çözdüm. Nick Baltazar hakkındaki fikirlerin nedir? Nick Baltazar deyince aklıma tek gelen Baltazar hamburgerci miydi o da? Bak o da emin değilim ama o Karaköy'deki oysa çok kötü hamburgerleri var. Bilmiyorum kim olduğunu. Çok kötü demeyelim ama çok iyi değil. Korku sinemasında jumpscare konusundaki fikirlerin nedir? Ucuzculuk, beleşçilik, filme bir şey katacak şekilde kullanıldığını hiç görmedim bugüne kadar. Rule of Three, Rule of Thirds değil. Komedi dışında kullanılabilir mi? Bilmiyorum çünkü Rule of Three'yi bilmiyorum arkadaşlar. Erol Can Ulutaş, sen bir video yaparsan bu konuda öğrenebilirim. Abdullah Deveci, merhaba. Daha önce Scream filminde yaptığınız gibi bir filmin sahnesini bizimle birlikte izlerken adım adım yorumlayabilir misiniz? Tabii ki yaparım. Hatta bunu canlı yapmak gibi bir niyetim de var. Yani canlı derken anladınız siz. Açıkçası en beğendiğim videonuzdu. Benim de, teşekkür ederim. Sizden ricam bu. Umarım yaparsınız. Ya ben seni yerim Abdullah Deveci. Ne güzel yorum ya. Gerçekten yapmak istiyorum. Hatta dediğim gibi canlı video yapmak istiyorum. Yani o an açıp birlikte izlemek vesaire. YouTube, Facebook bunlar hepsi buna izin veriyor. Yapmak lazım. Ah bir part time olabilsem. Mr. Poop Butthole. Bir filmi değerlendirirken neleri kıstasa alırsın? Bir de en sevdiğim filmi merak ediyorum. Bir filmi değerlendirirken neleri kıstasa alıyorum? O filmi izlerken hissettiğim şeyleri kıstasa alıyorum. Geri kalan hepsini neredeyse çok uçlarda olmadığı sürece çöpe atabiliriz. Ama önemli olan bize geçen hissiyat benim için. En sevdiğin filmi merak ediyorum demişsin. En sevdiğin film demişsin. En beğendiğim veya en başarılı bulduğum film dememişsin. Dolayısıyla tabii ki beni uzun zamandır tanıyanların bileceği Big Lebowski. Tabii ki Büyük Lebowski, Coen'lerin.
En sevdiğinle en beğendiğin film arasındaki fark ayrı bir video konusu. Videosu yapılası şeyler listesinde var. Hatta inanmayanlar için hemen gösterelim. Burada kanalla ilgili fikirler arasında şurada bir yerde beğendiğin ve şey nerede? Şurada en iyi filmle en sevdiğin film. Aha da burada. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Yeni kadraj. Kısa film çekiyor musunuz? Artık hayır. Sektörde hangi projelerde çalıştınız? Artık yok. Son olarak sinema eğlence midir, sanat mıdır? Sinema... sinema... düşmeyeceğim bu tuzağa, evet. Spor için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ya sinema... Hadi birazcık gireyim. Sinema eğlence midir, sanat mıdır? Sinema hem eğlencedir hem sanattır tabii ki. Sanat tarafı da var, eğlence tarafı da var. Ama eğlence sektörü, sinemanın eğlence tarafı olmasa sanat tarafı da çok 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 küçük kitlelere hitap eden, bizim farkına varamayacağımız bir sanat olurdu. Bu sporda da aynı şey. Profesyonel sporlar olmasa diğer sporlardaki gelişimi, sporun kendindeki gelişimi de göremezdik. Fatih Bingöl, merhabalar. Sinema ile ilgili kitap önerisi alabilir miyiz? Tekrar listeye dönmek istemiyorum ama oradaki listede yapmak istediğim videolardan birisi de bu. Teşekkürler. Teşekkürler. AAADDS. Linç sineması ile ilgili bir video yapar mısın? Yapmam çünkü nefret ediyorum. Bari adını doğru yazsaydım bu arada. Özellikle Inland Empire filmi. Çok az Türkçe kaynak var konuyla ilgili. Maalesef ben de yeni bir kaynak olamayacağım orada. Çünkü zerre sevmiyorum dediğim gibi. Orion. Ne güzel okudum. Tabii ki sorun var. İki ayrı kardeş. Videolar neden böyle geç yüklüyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Gel sen çek yapalım. Yine bu şekilde geç mi yüklenecek videolar? Evet. Horseman. Merhabalar hocam. Bojack Horseman mı? Sinema öğrencisiyim. Okey. Yaşım 23. Peki. Gençsin daha. Her geçen yıl filmlere olan ilgi ve bakışımın geliştiğini fark ediyorum. Doğal çünkü sen gelişiyorsun. 10 yıl sonra hangi noktada olacağımı öngöremesem de sizin 10 yıl önce nerede olduğunuzu bilme imkanım olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsun da işte benim hafızamı düşünmedin sen orada ama bir bakalım. Bu aşamaya gelene dek kendinizi nasıl beslediğinizi çok merak ediyorum. 10 yıl önce yıl 2008, İTÜ'deki son 2 yılım. O dönem takıldığım tayfanın adlarını saysam şimdi sıkıntı çıkar. Kendinizi nasıl beslediniz? Çok araştırdım, çok okudum, çok izledim. Özellikle de kamera arkası çok izledim. İngilizce bilmenin faydası da burada büyük. Ama en önemlisi de çok fazla düşündüm. Okuduğum her şeyi düşündüm, duyduğum her şeyi düşündüm. Bunun nasıl yapıldığını, nerede işe yaradığını daha derinini her zaman düşündüm. Benim gibi çoğu sinema tutkunu gencin hayranlıkla seyrettiği bir donanıma sahipsiniz. Daha donanımlı insanları takip etmenizi tavsiye ederim. Belki siz bunu normal bulabilirsiniz fakat bizim penceremizden bir dakikalığına bakarsanız size olan hayranlığımızı anlayabilirsiniz. Vallahi yalan derdim ama bununla sokakta da karşılaştım. Allah'tan yanımda arkadaşım vardı, bir şahidim vardı. Ben sizin çok büyük hayranınızım diye geldi. Öpüyorum hepinizi buradan. Teşekkür ediyorum. Hak etmediğimi düşünsem de. Ama düşünmeye devam edin. Kafa yormaya devam edin arkadaşlar. Özetle söyleyecek olursam bu seviyeye gelişte sizi etkileyen, hayatınızı şekillendiren neler yaşadınız ve siz neler yaptınız? Bir saatlik video yapmak lazım bunun için. Cevabınız biz gençlere yol gösterici bir mini rehber olacağından şüphem yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Horsun'a ama dediğim gibi burada önemli olan kafa yormak. Şeyler de var. Mesela ben efekt alanında da çok uğraştım zamanında. Ama diğer arkadaşların aksine mesela hepsi gidiyordu. Aynı eğitim videosunu izleyip orada yapılan şeyi birebir yapıp yayınlıyorlardı ve nasıl olmuş diyorlardı. İsterse dünyanın en iyisi olsun bir boka yaramayan bir iş yapıyorsunuz. Ben onun aksine her zaman şunu yapmaya çalıştım. Bir şey izledim. Eğitimi aldım. Okey. Bu benim projede işime yaramıyor mu? Yaramıyor. O zaman çalışmama gerek yok. Bir projede şunu yapmam lazım. O zaman bunu nasıl yapabilirim? Gidip bununla ilgili 20 tane eğitim izliyordum. Bir tane eğitimi yapıp onu kullanmaktansa. Çünkü o işime yaramadıktan sonra o eğitimdeki bilgiyi ben zaten 2 gün içinde unutuyordum. Dolayısıyla her zaman gerçekten işe yarayacak anlamlı şeyleri öğrenmeye çalıştım. İnanılmaz fazla bu alanda işte eğitimleri takip ettim, yaptım, kendi filmlerimde kullandım. Bu filmleri hiçbir zaman izleyemeyeceksiniz tabii ki. Çünkü öğrenmek için yapıyorduk. Gerçi bazı şanslılarınız izledi. Dolayısıyla işinize yarayacak, sizi geliştirecek şeyleri anlamlı projelerde kullanmaya çalışmak en doğru şey olabilir. Size en çok şeyi bu öğretecek. Çünkü bir amaçla yaptığınız için daha kalıcı da olabiliyor bilgileriniz. YouTube'dan gelen sorular bu kadardı arkadaşlar. Bir de Instagram'dan gelen iki soru vardı. Onlara bakalım. Ülgen.oğuz. Benim sorum şu. Videolarınızda bize bir sahne gösterip o sahnenin bize anlatmaya çalıştığı şeyleri söylüyorsunuz. Peki siz sahnenin anlatmaya çalıştığı şeyi filmi izlerken hemen anlıyor musunuz? Hayır. Biraz önce de cevap vermiştim bu soruya. Bir süreç bu. Bazen evet çok barizse.
Örnek olarak Narc filmini ele aldığınız videoda araba sahnesindeki yorumunuz filmi izlerken mi oluştu yoksa sahne üzerine düşündüğünüz bir zamanda mı? Çok bariz bir sahneydi o. Yani şu anlamda çok bariz bir sahneydi. Bir oyuncuyu çekiyorsanız oyuncunun yüzünü kapatacak her şeyi kadrajdan çıkarırsınız. Ama bir sahnenin 5 saniyesi boyunca bir oyuncunun yüzünün üzerinde bir ağaç gördüğünüz zaman bunun bilerek yapıldığını anlayabiliyorsunuz. Çünkü bir amatör kısa film değil. Amatör Türk kısa filmi değil. Çok özür dilerim. Amatörü burada düşük bütçeyle film yapanlar için değil, bilgi birikimi olmadan, üzerine düşünmeden pat diye film çeken anlamında söylüyorum. Yoksa izlediğim en iyi işler genelde amatör işler oluyor. Dolayısıyla o sahne için evet o an fark etmiştim. Ama mesela filmin açılışı vesaireyi yönetmenin bir röportajını izlemiştim filmle ilgili. Orada duyduktan sonra daha detaylı izlemeye başlamıştım filmi. Narc dediğin için Narc'a özel olarak söyledim bunu. Her filmde bu farklı şekillerde devreye giriyor. Yasemin.Özcan... Takıntı oldu. Film izlerken planları sayıyorum. Işık hangi açıda? Katmanlar kaç tane? Ne tür çekim planı uygulanmış? Geçiş filtreleri neler? Bunlara bakıyorum. Film kaçıyor. Size olmuyor mu ya? Hayır olmuyor. Bu şekilde yaşamayın. Hiçbir şeyden zevk alamazsınız. Böyle film izlemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi bu teknik analiz filmi ikinci veya üçüncü kez izlerken yapabileceğiniz bir şey. Dolayısıyla ilk izlemede lütfen kafanızı böyle şeylere takmayın. Evet, sorduğunuz soruların sonuna geldik. Benim için çok keyifliydi. Biraz eğlenceli yaptım dikkat ederseniz. Her soruyu çok ciddiye almadım. Lütfen bunu kişisel almayın. Bazı görüşlerimi de katmak istedim. Bunu ara ara yapacağım. Her hafta olmasa da o kadar büyük bir izleyici kitlesi yok. Ama birkaç ayda bir yapmak eğlenceli olabilir. İlkini 5000 seyircide yaptık. İkinciyi 10.000 de mi yapalım arkadaşlar? Çok paylaşırsanız belki de gelecek aya 10.000 olabiliriz. Çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.